Herkese selamlar arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda altımızda şöyle görmüş olduğunuz gibi beyaz bir Skyne'ımız var. Şöyle beygirine bakacak olursak 500S, 500 beygir. Böyle çeşitli yapılandırmalarla birlikte birkaç bir şeyler ekledim. İşte ışık modudur falan. Hani bunlarla birlikte biraz daha güzelleştirmeye çalıştım oyunun orijinal aracını. Tabii ses modu da kullanıyoruz. Arkamızda tırsan dorsemiz var. Şöyle tuğla yükledik. Sal dorse. Üstü açık bir şekilde gideceğiz. Umarım hava bozmaz. Çünkü buranda örtme gereği duymadım. Onunla uğraşmak istemedim hava güneşli diye. Zaten tuğla yani. Islansa da çok fazla mühim değil. Harita olarak neredeyiz? Hemen bakalım. Haritamız şöyle. Yine West Balkans DLC'sindeyiz. Akova'dan çıkacağız. 233 kilometre gibi bir yolumuz var. Şöyle Saraybosna'ya gideceğiz. Dedikten sonra şu anda görmüş olduğunuz gibi burada bir kamera var. Bugünkü videomuzun konusu tamamen bu arkadaş. Bunun üzerine konuşacağız. Bunu anlatacağız. Ayrıca bu videoda da herhangi bir sıkıntı olursa, yani çünkü ilk denemem ve ilk çekimim, hani direksiyon kamerası vesaire, hani eşitlemeden yana da bir problem olursa bilmiyorum, telefon şu anda eski bir telefon, her an ısınıp kapanabilir de, yani çok fazla güven vermedi açıkçası bana da. Keşke güvenmediğim bir şeyle de yola çıkmasaydım, ama ilerleyen zamanlarda da onları deneme yanılma yoluyla bir şekilde bulacağız. Neyse, fazla uzatmadan şöyle binelim aracımıza. Evet, aracımızı çalıştırdık. Şöyle partlarımızı yakalım. 20 ton gibi bir yükümüz var. Yani yükümüz ağır bayağı. Hatta birinci vites kalkalım da. Şimdi şu fabrikadan bir çıkalım. Dediğim gibi, yani eğer ki bu videoda herhangi bir sıkıntımız, bir şeyimiz olursa ondan dolayı kusura bakmayın. Yorumlar kısmına yazarsanız gelecek videolarda düzeltmeye çalışırım. Şu anda birazcık acemilik çekiyorum açıkçası. Çünkü direksiyon setiyle oynamak bu oyunu, ya da herhangi bir oyunu, gerçekten çok farklı ve zor. Yeni düzene alışmanız gerekiyor bayağı. Hani sıfırdan başlamış gibi oluyorsunuz. Hatta bunun da duyurusunu yapayım. Şöyle bir hedefim var. Hani sıfırdan bir profil açmayı düşünüyorum. Yeni direksiyonla birlikte sıfırdan profil açıp onu birazcık geliştireceğim. Daha doğrusu bitireceğim diyelim. Hüst. Biraz ağır bir fren yaptık. Evet, direksiyon da birazcık titriyor. Umarım böyle videoda falan da çok bir sıkıntı yapmıyordur. Evet, öncelikle yani gelelim bunun adına. Adı zaten belli. Driver S Plus Rampage'in. Böyle bakacağız yani. Tam bir fiyat performans ürünü mü? Birazcık daha böyle kullandıkça bunu keşfetmiş olacağız. Şu an için, yani şu an için dediğim, dıştan, kitabın dışına baktığımız zaman tamamen bir fiyat performans ürünü gibi gözüküyor. Bu arada şöyle kameraya da bir bakayım da. Yani kitabın içini okumadan, kitabın bu dış sayfasıyla, dış kapağıyla birlikte tamamen bir fiyat performans ürünü gibi gözüküyor. Neden mi? Muadillerine baktığımız zaman, gerçi muadil demeyelim. Şimdi ben G29 falan kullanmadığım için bu bir kıyaslama videosu olmayacak. Onun öncelikle bir bilgisini vereyim. Neyle kıyaslarım? Yani ben çok da gerçek arabayla kıyaslayabilirim veya kendisiyle kıyaslayayım. Ya bir kıyaslama videosu değil, hiçbir şeyle kıyaslamayalım kısaca. O şekilde yaparsak çok daha iyi olur. Tuşlara da bu arada yeni alışıyoruz. Her neyse, dışarıdan baktığımız zaman dediğim gibi bir fiyat performans ürünü gibi gözüküyor. İçinde işte debriyaj setinin olması, gerçi birçok direksiyonda var da, hani iki pedallı değil debriyajlı bir şekilde sunulması, işte vites olması ve bunun üstüne bir de force feedback olması, açıkçası bence alınması, yani alınabilir özelliklerden birkaçı. Hani baktığın zaman kitabın dış sayfasında işte force feedback var mı? Var. Vites var mı? Var. Pedal da var. Yani bunu tabii ki de mantıken alırsın. Ayrıca bir de fiyatı tabii ki diğer ürünlere oranla, işte G29'a veya Thrustmaster'a oranla
Fiyatı onlara oranla bence şu an günümüz şartlarında daha uygun. Özellikle de şunu düşünmek gerekiyor. Yani askeri ücretin 17 bin lira olduğu, 17 bin 2 lira olduğu bir devirde açıkçası ben bunu Vatan Bilgisayar'dan aldım. 10.800 gibi bir fiyata. Çok fazla da maliyet konuşmayalım. Belki değişiklik gösterebilir ilerleyen zamanlarda da dayı. Bak yeni direksiyon aldık. Hala aynı hareketi yapıyorsunuz. Allah Allah. Bunlar da işi değişme olacak. Şu sağa sola bakmayı da bir alışamadık. Bir de şunları değiştirebilsek. Dur. Bak yanlış yapıyoruz. Hah. Yani şimdi bir de şöyle bir durum. Tabii ki kıyaslama yapmanız da gerekebilir diğer direksiyon setleriyle. Ya sonuç olarak yine de aynı miktarları neredeyse veriyorsunuz. Ama ne beklediğiniz de önemli. Yani bundan çok fazla iyi bir performans veya Thrustmaster'la falan onun gibi bir performans beklerseniz açıkçası tabii ki de sizi mutlu etmeyecektir. Ama bakıldığı zaman işte simülasyon oyunları oynuyorsunuz. Ben mesela herhangi bir oyunda uyumluluk sorumluluğu yaşamadım. İşte Beam Engine Drive'dır, Assetto'dur. Bir Forza Horizon 5'te maalesef ben Xbox'tan, daha doğrusu Game Pass'tan oynadığım için orada bir sıkıntı oldu. Yani orada direksiyonu görmüyor ama bu mesela PXEN V10, bunun yurt dışı muadilinde de aynı sorun var. Birazcık oyunla da alakalı oluyor. Yani oyun uyumlu olmuyor. Tabii ki Rampage markasını ya ülkemizde tam olarak fiyat performansa koyabilir miyiz bilmiyorum. Yani çok fazla böyle forumlarda falan okuyorum. Çok büyük bir ön yargı oluşmuş bu durumda. Tabii ki bu markanın hani adıyla alakalı değil de ne bileyim çıkarmış olduğu ürünlerin kalitesi veya kalitesizliği. Hani bu tarz şeylere çok fazla yorum yapılmış kötü yönde. Ben de açıkçası Rampage olarak daha önce sadece bir klavye kullandım ve klavyemden memnundum. Yani herhangi bir sorun olmadı açıkçası. Hatta iki kez klavye kullandım. Ya fiyat performans anlamında sizi üzmüyor. Şu ana kadar mesela herhangi bir sorun yaşamadım. Dediğim gibi verdiğim paranın karşılığını aldım diyebilirim. Verdiğim paranın karşılığını aldım. Herhangi bir fazla bir beklentim yoktu. Ki zaten yani ne olabilir ki başka? Lan oğlum nasıl tutturamadık? Tabii biraz alışmak gerekiyor dediğim gibi. Daha önce hiç oynamadık ki nereden bilelim? Ya bir de şimdi şöyle bir durum daha var. Ben şimdi tabii ki bu işin babası G29'lar falandır. Yani G20, daha doğrusu Logitech diyelim. Hani Driving Force GT'yi bile dahil edebiliriz. Onları zamanında alamadık. Neden? İşte para biriktiriyorduk falan. Belki ikinci el falan alınabilirdi. Driving Force GT'yi o dönem düşüremedim. Yani bu direksiyon seti alma fikri geldiği zamanlarda. Kameramız kayıtta. O zaman ikinci el falan düşüremedim. Ondan beridir almaya çalışıyorum. İşte sürekli bir dolar artışı var. İşte ben ya harçlıkları biriktirip aslında alan birisiyim yani. Daha çok ben her şeyimi aileden bekleyen değil de hani kendi paramı bir şekilde biriktirip harçlıklarımı işte atıyorum bugün dışarı çıkıp para harcamaktansa evde biriktiririm. Evde oturur biriktiririm. Daha sonrasında bu tarz kendi ihtiyacım olan şeyleri alırım. Bu zamana kadar bu hep böyleydi. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Ha, tabii ki üstündeki bir açıklık falan kalıyor. Onda da Allah razı olsun. Her zaman ailemiz yardım etti bize. Yani durum buyken, şartlar buyken açıkçası bir türlü G29'u almak nasip olmadı. Her zaman için hani dediğim gibi içimde bir dayı sen de çıkma. Bu videoda şey yapmayalım. Dediğim gibi G29 almak nasip olmadı. Her zaman belki de hani onun için bir plan kuruyordum, hedefliyordum, onu hedefliyordum. İşte onu aldığın zaman içinden shifter çıkmıyor veya ikisinin aynı bir pakette olduğunu bulmak gerekiyor falan.
bütçe gitgide artıyordu. Açıkçası o yüzden de bir türlü alamadık. Zaten ben bilgisayarı o fiyata almışım. Bir de mesela, yani örnek veriyorum, kıyaslama yapacak olursam, bilgisayarı zaten o fiyata almışım. Aynı şekilde aynı parayı mesela direksiyon setine de vermek birazcık mantıksız oluyordu. Ondan dolayı şimdi benim bu direksiyon setiyle olan hayat hikayeme burada ara verecek olursak, bu arkadaş nasıl hissettiriyor şu anda? Mesela kalitesi nasıl hissettiriyor? Şurada böyle, nasıl diyeyim, kauçuk bir malzeme var arkadaşlar. Böyle farklı bir plastik. Hani sert bir plastik ama dışı, ne diyeyim, neye benzetebilirim ki bunu? Yani sert bir plastik, böyle, ya yanlış da bir örnek vermek istemiyorum şimdi. Ya kaydırmaz, elinizden kaymaz yani, ama böyle plastiği de şey değil, bildiğiniz pütürlü plastik değil, böyle daha çok değişik bir kauçuk işte ya. Vallahi kauçuk bir malzeme. Onun dışında şurası zaten metal, sert bir metal. Düğmelerin kalitesi yani eh işte, gamepad'den birazcık hallice. Şurada mesela F710 var, onunla kıyaslayabiliyorum. Zaten onunla kıyaslanabilir durumda yani. İkisinin dizilimi de aynı olduğu için. Daha sonrasında işte şu kulakçıklar maalesef plastik, yani metal gibi gözüküyor. Keşke metal olsaydı, çok daha iyi olabilirdi. Ama plastik, yani çok fazla böyle F1 falan oynarken buna böyle abanmamak lazım, çünkü kırılabilir. Vites zaten birçok modelinde, Rampage'in birçok modelinde bulunuyor. Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur bunun kalitesini. Yani hissiyat olarak nasıl diye soracak olursanız, iyi yani, şu anda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani biraz da tabii ki uzun kullanımına dayanıyor bu işler. Uzun kullanıma dayanıyor daha doğrusu. O yüzden uzun kullanım yapmadan çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi bunun şöyle de bir avantajı daha var. Pedallara gelecek olursak, pedallar ayarlanabiliyor. İstediğiniz pedalı istediğiniz sertlikte yapabiliyorsunuz. Bence güzel bir özellik. Yani bu fiyata baktığınız zaman size bunu vaat ediyor yani. Daha doğrusu bunu kullanabiliyorsunuz. Bir de bunun bir alt modeli daha vardı galiba. Alt model değil de farklı bir model de olabilir. Tam emin değilim. Onda mesela normal düz ayarlanmaz pedallar vardı. Onu tercih etmedim. Ya bu hem duruş olarak da daha iyiydi. Basamak kısımları metal ama diğer geri kalan kısımları plastik maalesef. Yani işin içine açıkçası biraz plastik girdiği zaman sıkıntı olabiliyor, korkabiliyorsunuz. Çok fazla böyle zorlamamanız gerekiyor. Şimdi bu durum, yani eğer ki zorlamak istiyorsanız tabii ki ne yapmanız lazım? Allah, yanlış geldik. Vallahi yanlış geldik. Zorlayacağınız makineler tabii ki de bunlar değil. Dayı sen bize bir müsaade et, arkadaki eleman. Ulan bak, kulaklıkla mesela el frenini çektik. Yani kulakla elimizdeydi. Kulaklığı da bir türlü yer bulamadım kablosuna. Hepsine yavaş yavaş bir düzen oturtacağım ya. Şu anda zaten direksiyon setini öğrenmek için birazcık zorluk çekiyorum. Mesela 7 yattık. Şuradan 1'i atalım tekrar. Dayılar bize bir müsaade edin. Direksiyon setini aldık, hep gerçeklikten hep uzaklaştık ya. Vallahi artık giden gitti, yapacak bir şey yok. Hop 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 hop. Direğe vurmayalım da yine de öyle göz göre göre. Şimdi şunu da söylemem gerekiyor. Şu evrakları bir verelim. Benim bayağıdır araştırdığım bir konuydu açıkçası bu. Çünkü ya para biriktirme sürecim de açıkçası birazcık sıkıntılı ve sancılı geçtiği için, aynı zamanda fiyatlar da dolarlar da bayağı bir, hani kurlar da yükseldiği için, o yüzden bol bol para biriktirme zamanım oldu yani. Bu süreçte de tabii ki araştırdık. Bazı sitelerde mesela işte outlet ürünü falan olabiliyor veya yenilenmiş ürün olabiliyor. Açıklamaya şey yazmışlar işte, ne bileyim, drift oyunu, yarış oyunu oynandığında garanti devre dışı kalacaktır. Mesela bu riski nasıl göze alabilirsiniz ki? Yine aynı parayı veriyorsunuz.
Bu riski almak ne kadar mantıklı? Böyle bir garantili sıfır ürün almak varken, diğer tarafta zaten almış olduğunuz şeyde bir pedal çıkıyor, bir direksiyon setinin kendisi çıkıyor. Mesela T150 RS için bahsediyorum. Birazcık da böyle konudan konuya çok fazla geçtim ama aklıma geldikçe anlatıyorum yani. Öyle de bir tecrübe oldu. Yani açıkçası çok fazla mantıklı bir risk değildi. Alınabilir bir risk değildi. O yüzden de o tercihimi kullanmadım yani. Ha, tabii ki şöyle bir durum var. Mesela başkası alır, herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Veya bunu başkası alır, birçok sıkıntı yaşayabilir. Beğenmeyebilir. Hatta yaşayanlar da var. İşte içini mi içini alan, daha doğrusu açanlar var. Ya kalite olarak dediğim gibi tabii ki de diğer ürünlerle ben şu anda kıyaslayamam. Ama az çok tahmin edebilirim. Çünkü Logitech'in birçok ürününü kullandım zamanında. Hala da kullanmaya devam ediyorum mouse'unu falan. Mesela mouse'um 2017'de aldım. Kaç yıllık oluyor? 7 yıllık. Yani 7 yıllık bir mouse Logitech kullanıcısıyım. Az çok tahmin edebiliyorum yani kalitesini, dayanıklılığını. Ama bu şartlarda dediğim gibi ürünü de övmüyorum şu anda. Yani ben sadece izlemiş olduğum, bir de daha doğrusu bakıldığı zaman gerçekten çok fazla bir ön yargı var ürüne karşı. Ya tasarım olarak şimdi şu da var. Tasarımına da çok laf geldiği için onu da bir kendimce yorumlayayım. Açıkçası şimdi yurt dışında dediğim gibi bunun aynısı, muadili PXM V10 diye geçiyor herhalde. Öyle bir ürün var. Ama şimdi ya birçok şeyi şöyle yapabiliyorsun işte. Merhaba ben Emrah. Bu ürüne benim adımı yazın. Atıyorum Çin tarafına, Çin pazarına söylüyorsunuz fabrikasına. Bu ürün, böyle bir ürün istiyorum. İşte üstünde Emrah yazacak. Ondan sonra işte siz geliyorsunuz. Siz de diyorsunuz ki atıyorum ne olsun adınız? Mahmut. Mahmut olsun. Gidiyorsun aynı adama. Diyorsun ki şöyle bir ürün istiyorum. Üstünde Mahmut yazacak. Ya bu işler böyledir. Ya tasarım işte yok çalmadır veya işte tasarımın değişmemesi gibi bir durum. Ben buna yorumluyorum. Bu şekilde düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş da öğreniyoruz. Bizim uzunlar neredeydi? Silecekleri açtık. Uzunları galiba atamadım ya. Çok fazla direksiyonda kullanmadığım için. Ha, şunu da söyleyeyim. Mesela şurada direksiyonun iç kısmında kalan, bilmiyorum videoda gözüküyor mu, şöyle göstereyim. Şu tuş arkadaşlar bununla aynı görevi görüyor. Yani şununla şu kulakçıkları görüyor. Onu da söyleyeyim yani. Üstündeki diğer tuşların hepsi bağımsız onun dışında. Sadece şurada bir programla mod tuşu, ortadaki mod tuşu, onlara bir şeyler atanmıyor. Dedikten sonra viteste de zaten burada bir gözükmüyor ama biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Eğer ki bilmiyorsanız yine resmini koymaya çalışırım. Araç da iyice devirden düştü. Vallahi direksiyon setiyle de böyle bayağı yavaş yavaş gidiyorum. Ben hiç hız yaptığımı görmedim. Yemeyecek bu. Mesela şu anda bozuk bir yoldan geçiyoruz. Bunu hissettiriyor. Zaten direksiyon da titriyor. Siz de görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Birazcık benim masada sıkıntı var. Masam çok fazla titreşim aldığı için. İşte monitördür. Arkadaki monitörün arkasında bir tane ışık var. Bilgisayar da hatta masanın üzerinde. Onları birazcık fazla sallıyor. Hayır, ben seni şöyle geçeyim ya. Devam et. Normalde vites düşürmemekti derdim ama düşürdük. Yani genel anlamda söyleyeceklerim bu kadar yani direksiyon hakkında. Dediğim gibi fiyat performans olarak şu ana kadar tatmin edici bir seviyede. İşte BIM Engine'de olsun, ETS2'de olsun. Aslında birazcık riskli çünkü YouTube'da çok fazla bir incelemesi yok. Bir teknik servisinin galiba, yanlış bilmiyorsam teknik servisinin bir incelemesi var. Daha sonrasında işte kanallara gönderilen incelemeler var. Hani birazcık risk oluyor. Risk almış oluyorsunuz. Ama ben bu riski
almayı göze aldım. Şu anda dediğim gibi çok fazla bir teknikle arzayla da karşılaşmadım. Forum olarak, hani forumda baktığım zaman, forumda çok fazla bir teknik sorunla da karşılaşmadım. Forumlarda daha doğrusu. Ama onun dışında da çok fazla hani bir çözüm falan da anlatan olmamış yani. O yüzden birazcık risk diyebilirim. Ama ben almasam, o almasa, şu almasa ya kim kullanacak bunu da diye düşünebiliriz. Şimdi bu arada aktarmalı, takviyeli miydi, aktarmalıydı, tam olarak hatırlayamadım şimdi ya. İkisini de kullandım da ben bunu daha çok beğendim. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye atıyorsunuz buraya kadar. Daha sonrasında işte butona bastığınızda 1, 7 oluyor. 2, 8 oluyor. Hani o şekilde kullanıyorum. Burada da vitesleri 2'şer 2'şer atıyorum. Diğerinde biraz daha hani buçuklu sistem gibi düşünebiliriz ama onu kullanması biraz daha karmaşık oluyor. Yani ben her vitesi açıkçası burada attığım zaman görmek istiyorum yani. Bu şekilde daha rahat. Evet, ışıkta bekleyelim bakalım. Mesela şu anda motorun titrediğini görebiliyoruz. Şu anda kendisi titriyor tamamen. Bu arada 22 dakika olmuş video. Bir yerde bitirebiliriz. Kaç kilometremiz kaldı? Aa, gelmişiz. Tamam. Arama da bastık hemen ya. Ben normalde öylesine basmıştım da. Ya hissiyat bakımından dediğim gibi tekrar söyleyeyim, diğer direksiyon setleriyle kıyaslayamam. Ama abi ben geçerim. Benim eyvallahım olmaz bu saatten sonra, daha duramam. Öyle mouse'la falan oynamıyoruz yani. Zor biraz. Sürekli ben araç kaldıramam, yoruluyorum. Dediğim gibi hissiyat olarak diğerleriyle kıyaslayamam ama beni mutlu etti açıkçası. Ya mutlu oluyorsunuz en azından, bir kullandığınız bir şey belli yani. Ondan dolayı da şimdi bizim sağa sola bakmamız, arkadaş sürekli karıştırıyorum bunları, bir türlü alışamadım. Hop, biraz sert durduk ama durduk. Mesela kalkışlarda falan bayağı bir titriyor aracın, o düşük devirlerdeki titrekliğini veriyor direksiyon. Ve şöyle bir durum, aslında tabii ki de eleştirmemiz gereken noktalar var. Şimdi fiyat performans dedik ama yolda yetmedi bak. Force feedback'i şu anda ben ayarlayamıyorum. Ya en azından masa üstünde falan ayarlayamıyorum. Hep böyle sanki %100'deymiş de oyuna girdiği zaman oyunun ayarlarıyla düşürmemiz gerekiyormuş gibi bir durumda şu anda. ETS2'de ayarlarda ben onları düşürdüm bayağı bir. %20'ye falan çektim. Çünkü çok güçlü oluyor o zaman. Daha doğrusu çok güçlü demeyeyim de, ya seviyesi bayağı bir güçlü oluyor. Şurada bakacak olursak arkadaş, kendimi de çok böyle acemi şoför gibi hissediyorum ya. Aha, stop ettirdik. Gördünüz mü acemiliği? Çünkü 7'de kalkıyormuşuz. Acemilik. Öğreneceğiz bunları. Daha yeni tırcılığa başladık canım. Dediğim gibi force feedback maalesef ayarlanmıyor sanırım. Veya üzerindeki tuşlardan varsa bir şekilde ayarlama olayı o şekilde de olabilir. Ama ben tam olarak çözemedim. Ya oyunların içerisindeki işte force feedback'i kıs, işte titreşimi kıs gibi o tarz ayarlarla düşürüyorum. Çünkü dediğim gibi o zaman çok güçlü oluyor düşürmezsem. Onun dışında direksiyonda herhangi bir boşluk vesaire bu tarz bir şey hissetmedim ben. Onlara da kafayı açıkçası çok yoran birisiyim. Onu söyleyeyim yani. Bu zamana kadar almamamdaki en büyük sebeplerden bir tanesiydi. Hani bu çıkan diğer modellere falan. Çünkü boşluk falan oluyordu. Titreme oluyordu direksiyonda. Bunlara karşı çok fazla bir şeyim var. Ne denir? Tilt. Tiltim var. Tikim var daha doğrusu. Ondan dolayı da onları almadık. Bunun da birkaç videosunu izledim. Yoktu. Herhalde yoktur diye düşündüm ve
O şekilde aldık yani. Şurada park edelim de. Vallahi arkadaşlar biraz acemiyim. Dediğim gibi daha kaç yıldır klavyeyle oynuyorum, mouse'la oynuyorum. Açıkçası hiç alışamadım diyebilirim yani tam olarak. Ama alışacağız. Alışması biraz zaman alacak ama. Her şey mesela gerçek hayatta bu tarz işleri yavaş yapan birisiyim. Yani risk alırken veya işte farklı bir yere park ederken böyle yavaş yavaş park ederim. Aynı şekilde burada da bunlar olmaya başladı. Yani yavaş yavaş hareket ediyorum. Önceden mouse'da biraz daha böyle şey yapıyorduk. Bak vurduk ama yine de. O kadar konuşursun. Yavaş yavaş yaparım dersin. Ama vurursun. Ama dediğim gibi yavaş yavaş şeyler yapıyorum. Biraz oynanış o yüzden değişti yani. Her şey çok yavaş olmaya başladı. Ve partları kapatalım. Stop edelim. Yükümüzü bırakalım. Evet arkadaşlar, bu videoluk benden bu kadar. Herhangi bir sorunuz, işte direksiyonla olur veya başka bir şeyle olabilir, bir sorun yaşadıysanız bununla alakalı yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.